Merhaba efendim. Yeni bir canlı yayında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün yazar sevgili Özlem Hatipoğlu ile beraber olacağız. Korona ile aydınlanma diyeceğiz. Korona ile aydınlanma. Yani biri bir virüs, biri bizim tekamülümüzü sağlayacak aydınlanma. Nasıl bir araya geliyorlar? Bir saniye önce konuğumuzu, evet, hemen alalım. Nihayet başardık. Şimdi bekliyoruz sevgili Özlem Hatipoğlu'nu. Evet, bağlanıyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Özlemciğim? Hoş geldin. Hoş buldum. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Allah'a şükür. İşte bu korona günlerinde elimizden geldiği kadar etkin olmaya çalışıyoruz. Hani belirli bir kısıtlamalar var ama sevgili yazar Özlem Hatipoğlu dedim. Fakat kendini bir kısaca tanıtır mısın? Ben aslında avukatım, hukuk fakültesi mezunuyum. 2 yıl kadar avukatlık yaptım, çok kısa bir süre. Fakat bunun hiçbiri tatmin etmediğini fark ettim ve o alanı bıraktım. Sonra bir süre evlilikti, çocuk büyütmekti gibi işlerle ilgilendim. Sonra hayat beni kişisel gelişime doğru götürdü, öyle söyleyeyim. Okuduğum kitaplar, gittiğim eğitimler, seminerler ve içimden insanlara bir yardım etme isteği geldi. Ve bu alanda çalışmaya başladım. Derken arkasından bir kitap yazdım, arkasından bir tane daha yazdım. Yazar olmayı da çok sevdim. Bu sene özellikle çok imza günleri düzenledim koronadan önce. Daha da tam hızımı almış gidiyordum ki aniden korona çıkınca durmak zorunda kaldık. Evet, şimdi enteresan bir şey. Aniden korona geldi, durdum dedin. Hatta bir ara tam durduk değil mi? Evlerde kapalıydık. İnşallah bir daha o hale gelmeyiz. İnşallah. Gelmeyeceğiz ama dikkat etmezsek yani... Eğer ki biz kendi kendimize, kendi özgür irademizle dikkat edemiyorsak maalesef yaptırımlarla o hale geliyoruz bu sefer. Şöyle hepsini toplasan 3 gramlık bir virüs tüm dünyayı eve kapadı ve kendisi dünyayı gezmekle meşgul. Güzel. Çok tatlı. Ama bir yandan da başka bir bakış açısıyla tüm dünyayı birleştirdi. Ben öyle düşünüyorum. Yani tek bir düşmana karşı doğu, batı, kuzey, güney, bütün dünya bir aradayız ve buna bir çare bulmaya çalışıyoruz. Özlem, aslında aydınlanma dedin. Ben sana hangi konuyu konuşalım dedim. De işte da bu. Bu birleşmeyi anlayabilsek, birlikliği, büyük resmi görebilsek onu anlayacağız ama bu arada tabii anlayanlar da var, anlamayanlar da var. Tüm dünya birleşti. Ama burada sadece kendini düşünerek birleşenler de var. Hani aşıyı yapayım aman oraya giderse bu bana da gelir diye. Yine herkesi bir arada düşünen, o aydınlanmayı gel. Yani herkesin bir bütün olduğunu düşünebilen de var. Kimimiz evlere kapandık. Bir şeyleri biz nerede hata yapıyoruz diye düşünmeye başladık. Kimimiz de tamamen korkuya yenildik. Yani böyle travmalar yaşamaya, öyle kişiler de çok çünkü. Bu konuda yani ilk önce genel olarak ne diyorsun? Korona yani bu salgın pandemi denilen ve de aydınlanma. Kimler ne? Önce şunu hatırlatmak istiyorum. Çok eski bir Çin atasözü vardır. Çok da severim, kullanırım ben bu atasözünü. Bir yağmur yağacakmış, bir yağmur yağacakmış ki yağsa da kurtulsak. Yani koronanın hepimize yaptığı aslında tam olarak bu. Bugün de tesadüfen önüme bir psikoloğun yazısı düştü. Diyor ki 70 yaşında bir insanı alıp sürekli parmağınızı sallayarak sıra sana geliyor, sıra sana geliyor derseniz o kişi 1-2 ay içinde zaten ölür. Yani bu stres insanın bağışıklık sistemini o kadar düşürüyor ki korkuyla, çünkü strese sokuyorlar birçok kişiyi ve o kişiler korku içerisinde bekliyor. Bana ne zaman sıra gelecek? Ama bir taraftan da yani hiçbirimiz gerçek bilgiye ulaşamadık bu konuda diye düşünüyorum. Çünkü çok çeşitli bilgiler var. Evet. Kimisi bunun uydurma olduğunu söylüyor. Kimisi sadece hafif bir grip olduğunu söylüyor. Şimdi ilaç veriyorlar, birçok kişi evde geçirdim diyor. Benim çok yani tanıdıklarım da böyle demeye başladılar bu arada. Çok insanı değişik şekillerde etkiliyor. Ama genel olarak ben baktığımda
İnsanlara şöyle bir etkisi oldu. Herkesi eve kapattı bir kere. Çok büyük bir çoğunluğu, yani İsveç dışında zannediyorum bütün ülkeler önemli tedbirler aldılar, yasaklar koydular, evlere kapandık. Eve kapanınca ne oldu? İnsanlar daha değişik bakış açıları kazandılar. Yani o zamana kadar yapmadıkları şeyleri yapmaya başladılar. Ve ben bu süreç içinde şunu çok iyi fark ettim ki, mesela biliyorsun sen, ben çok uzun yıllardır bu işlerle ilgileniyoruz. Hani bu tekamül dediğimiz şeyle, kendimize doğru yolculukla, işte özel gruplarımız var, sohbetlerimiz var. Ama benim birçok arkadaşım, bununla hiç ilgilenmeyen birçok arkadaşım bu dönemde çok ilgilenmeye başladılar. Aniden evde yapacak iş bulamayınca video seyrederken, aa işte meditasyon varmış, işte aa boş oturmayalım, hareket etmek lazım, yoga yapalım. Yani hiçbir şey yapmayan yoga yapmaya başladı. Bu bile çok güzel bir şey. Yoganın da çok özel bir felsefesi var biliyorsun. Orasından burasından şimdi bakıyorum, onlar bana gönderiyorlar. Şöyle bir film var, izledin mi? Şöyle bir video izledim. İşte bu konuları anlatan kişilerin peşine düşmeye başladılar. Çok seviniyorum onlardaki bu değişimi gördüğümde. Birçok insanda bu değişim oldu gerçekten. Ama tabii korku frekansında olanları da biz oradan biraz çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü bu bizim bildiğimiz gibi bir frekans yani. Oraya düştüğün zaman sen o korkuyla, ay bana sıra ne zaman gelecek diye yaşadığın zaman sıra sana gelecek bir gün. Aynen. Ama evet, yani mümkün olduğu kadar morali yüksek tutmak, gülmek, hani her şey komik tarafından bakmak gerekir derim ben hep. Evet, kötü olaylar tabii ki oluyor. Ama bunun komik tarafını bulduğumuzda içinden çok daha rahat geçebiliyoruz. Ve kendimizi daha hafif tutabiliyoruz, enerjimizi daha yüksek tutabiliyoruz. O zaman da bize bulaşması daha uzak kalıyor. Yani ben kendimden örnek vereyim. Yasaklar biter bitmez dışarı çıktım, bir daha da hiç içeriye girmedim. Hiç, ama gece ve gündüz olmak üzere diyorum ki hayatımın en güzel senesini yaşadım. Allah'ım bu kadar mı gezilir? Ya gitmediğim konser kalmadı, gitmediğim yemek kalmadı. Fakat benim ailemin bir tarafı da aşırı bir şekilde şey, ne diyeyim, tedirgin ve fazla kendilerini korumacılar. Hiç evden çıkmadılar mesela. Ve bana bir yandan sen çok geziyorsun, sen çok sosyalleşiyorsun falan dediler. Fakat şimdi bu süreç bitti. Ben İstanbul'a döndüm, biliyorsun bir süredir de Bodrum'daydım. Ben döndüm ve onlar bana dediler ki, ya sen bunca gezdin bir şey olmadı, dur biz de gidelim bari. Yani hani özlem gezdi gezdi bir şey olmadı. Bu nedir? Bu frekanstır. Yani tabii ki her yerde var ama evde korku içinde ben 8 ayımı hayatımın ziyan edemem diye düşündüm. Bu tabii ki benim tercihim. Yani insanlara çıkın, gezin, öpüşün, sarılın demiyorum. Gene dikkatli bir şekilde, gene maske takarak, gene sosyal mesafeyi koruyarak. Özlemcim, hep dışarıdayım devamlı, yani hemen hemen her gün, ama mesafeli, maskemi takarım. Ölmeyeceğimi bile bilsem gerek yok hasta olmaya. Yani normal bir grip olmaya da gerek yok. Buna biraz Tabii ki. Tabii ki. yani dışarılarda gizliyorum. Bir de bu korkuyu yaratmak zaten isteyen bir grup da var. Yani bir grup dediysem dünya çapında bahsediyorum. Tabii. Da zaten bir sürü bu tip projeleri olduğunu biliyoruz. Tabii ki. Var mısın? İlk çıktığında durup dururken, yürürken düştü öldü falan, böyle şeyler gördüm. Ya. Ya. Öyle Çok korkunç. olmadı. Yani Evet. olmayan şeylerle de çok ürküttüler. Yani devamlı zaten yani dinlerle, şununla bununla hep korkutmaya çalışılan ve böylece idare edilen, böylece bir köleleştirilen bir topluma hitap eden de bir grup var. Bunların oyuna Var. gelmemek lazım. Evet, dikkatli Çok olun. haklısın. Aklımızı işleteceğiz. Yani bunlar kesin. Çünkü böyle bir virüs var. Bunun gibi bir sürü virüs de var zaten. Bir sürü. Tabii ki. Dikkatli olmamızda fayda var. Çünkü bedenimizi koruyacağız. Ama en önem verdiğim şey, benim bağışıklık sistemimizi bizim kuvvetli tutmamız lazım. Her şeye karşı. Hem frekansında, duygularımızla, zihnimizle, yani o duygularla zihin arasındaki kısır döngüden çıkarak, ki yoga, meditasyon buna hakikaten çok faydalıdır, hem de bedenimize de bakarak, yani vitaminlerimiz, yememiz, içmemiz, hava almamız. Bir de benim en çok sevindiğim şey Özlemciğim, millet doğayla tanıştı. Şimdi ben Ya. Ataköy'deyim, bütün parklarda herkes sandalye almış, masa almış, sandalyesini, kahvelerini içiyor, sohbet ediyor. Yani eskiden hiç yoktu hemen hemen. Şimdi Ya. doğada D vitamininin de önemini anladılar. Güneşten gelen ve bedene giren. Çünkü güneşte yaşamıyor bu virüs, biliyorsun.
Yani çabuk ölüyor denizde, güneşte. Çok daha Tabii. yok oluyor. Onun Çabuk için ölüyor. biraz daha dikkatli olmak lazım diyorlar. Orada benim sevindiğim şey, aynen senin dediğin gibi doğayı, daha doğrusu şöyle düşündüm ben. Ne çok gereksiz şeyden şikayet ettiğimizi fark ettirdi bize. Değil mi? Yani eskiden her şey elimizdeyken, özgürken, işte çayırlarda yatıyorken, kalkıyorken ya da kafelere gidip rahat rahat yiyip içiyorken, bir anda bizi eve tıktığında, her şeyi yasakladığında, ya benim ne kadar kıymetli bir hayatım varmış. Yani hani aslında en mutlu kişi kimdir? Elindekinin kıymetini bilen kişidir derler ya. Sen evinde bir kahve bile içiyorsan ya da bir arkadaşınla bir küçük pastanede buluşup bir sohbet edebiliyorsan, bu çok büyük bir mutluluktur. Ama biz o kocaman hayatlarımızın içinde bunları küçümser hale gelmiştik. Ve özellikle bu işte Instagram'da, Facebook'ta, şuydu buydu, daha iyi, hep bizden daha iyi olanların hayatlarına özenir hale gelmişti herkes ve mutsuz olmuşlar dolayısıyla. Benim niye ondan yok, ben niye teknede gezmiyorum, ben niye seyahate gitmiyorum gibi. Halbuki herkes kendi hayatının ne kadar kıymetli olduğunu, küçük şeylerden ne kadar mutlu olabileceğini öğrendi. Yani Covid bize bunu öğretti. Bu yüzden ona teşekkür etmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Bir Aşk şey daha söylemek istiyorum. dilerim. Aşk şarkıları da böyledir ya, hepsinde çoğu şey vardır. Sen gidince değerini anladım falan. Ya. Aynen, bize onu yaptı. Hayatımızı elimizden alıp sonra ne kadar değerli olduğunu fark ettik biz bu hayatın. Bir şey daha söylemek istiyorum. Dedin ya, bu hani özellikle Korkut ve Yönet sistemiyle tabii ki dünyayı yönetiyorlar. Ama onlar da bizden. Yani ben hiçbir şey ayırmıyorum. Hepimiz biriz. Hep şöyle söylerim. Siyahlarla beyazlar satranç oynuyoruz. Onlar siyahlar, biz beyazlar oynuyoruz. Fakat siyahlar çok iyi oynuyorlar. Yani geçen gün o kadar önemli bir şey fark ettim ki, bir film tavsiye etmek istiyorum buradan. İzledin mi bilmiyorum. Sosyal İkilem diye bir film. Social Dilemma diye geçiyor. Sosyal. Herkes izlesin. Yani ben şuna hayret ediyordum. Mesela hani bir şey söylüyorsun ya da bir tarafı tutuyorsun diyelim ki. Politikaya girmek istemiyorum ama politik olarak anlatacağım. Başka türlü anlatamam. Özlem, sesin gitti. Özlem. Sesin gitmişti, geldi. Tamam. Tamam. Şöyle hani diyordum ki, karşı tarafı tutanlar nasıl olabilir de o kadar, hani nasıl görmüyorlar falan gibi bir şey söylüyordum. Bu filmde bunu çok güzel anlatıyor. Yani filmi seyrettiğim anda kafamda taşlar yerine oturdu. Çünkü Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan senin ya da benim neye meyilli olduğumuzu öğrenip bize karşı tarafı tamamen kötüleyecek şeyler pompalıyorlar. Yani bunu bilgisayarla yapıyorlar, internetle yapıyorlar. Evet. Tabii ki bütün gün sana birisi şu şöyle 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 derse, sonunda senin kafan sadece onu algılamaya başlıyor. Yani bu çok önemli gerçekten. Ne çalışıyorlar? Evet, dualite bir gerçek bu dünyada, ama onun farkına vararak dengede yaşamak önemli olan. Yani dediğin gibi her iki taraf var ki yaşam olsun. Çünkü o birlikte, o tam birliği bulduğunda zaten orada bir nötrlük var yani. Tabii, Hiçbir şey yok. oradan O şey ötürdük ya. Evet. doğru. Evet. Bir de geçen gün bir arkadaşımla sohbet ediyordum. Çok enteresan bir şey söyledi. Yani onun bakış açısı. Ama ben çok şaşırdım. Sana dedi, Covid'in ne olduğunu söyleyeyim mi dedi. Covid aslında Mehdi dedi. Ben böyle nasıl yani falan dedim. Mehdi dedi, gelince ne yapacaktı dedi. Bak dedi, sinagogları kapattı. O dedi gelince ibadethaneleri kapatacaktı dedi. Kiliseleri kapattı. Kabe'yi bile kapattı dedi. Ve dedi üzerinde 19 var ayeti var ya dedi. Bak dedi, Covid'in üzerinde de 19 var dedi. Çok değişik bir bakış Aynen. açısı. Ben tabii bu kadar derin, onun çok derin bir şeyi var. Dini eğitim geçmişi var. Ama düşündüm, neden olmasın? Yani bu da bir bakış açısı ve evet, dünyayı değiştirmeye gelen bir virüs bu. Çünkü gerçekten bütün dünyayı etkiledi. Yani etkilenmemiş bir kişi bile bırakmadı. Aynen. Zaten bir de bir şey söyleyeceğim. Yani aslında her şeyin bir enerji olduğunu düşünecek olursan, gelecekleri ille de insan olarak beklemen de gerekmiyor. Yani her çeşit Tabii ki. gelebiliyor. Evet. Ne diyecektim? Bu aydınlanma dediğimiz olay. Yani kimi fark edebiliyor, kimi yaşıyor ama fark etmiyor. Hani bakmak ve görmek gibi bir şey. Bu aydınlanma bilmemiz için, bu farkındalığı kazanabilmemiz için neler tavsiye ediyorsun? Nasıl bir bakış açısı? Bu sadece içe dönerek oluyor. Yani evet, en başta çok kitap okuyoruz, film seyrediyoruz, videolara bakıyoruz. Aydınlanmış insanlar var.
Ve onlar hep yol göstericilik. Efendim? Diyorum ki hiçbir şey bilmeyen kişiler için onlar da gerekiyor değil mi? Okumak. Tabii ki, tabii ki. En başta çok gerekiyor. Ve özellikle bizimle aynı frekansta olan kişileri bulup onlarla sohbet etmek gerekiyor. Çünkü bu yolun en başı zaten çok heyecan vericidir. Yani yeni bir şey keşfetmiş olursun. Dünyanın aslında senin gördüğün gibi olmadığını, hani hayatın sadece yemek, içmek, uyumak, işe gitmek olmadığını, bambaşka bir gerçeklik olduğunu fark edersin ve bu seni çok heyecanlandırır. Ben bunu geçen gün bir videomda anlattım galiba. Yani eski arkadaşlarından kopuyorsun o sırada mesela. O eski muhabbetlerden, alışverişten, dedikodudan, işte şikayetlerden. Hepsi hayatından çıkıp gidiyor. Yeni insanlar girmeye başlıyor. Ve onlarla bu konuyu konuşmak seni çok geliştiriyor. Yine bu, bugün çok böyle dinci gibi konuşuyor oldum ama muhabbet için doğdu Muhammed diye bir laf vardır. Yani bu frekansa geçmiş olanlar birbirleriyle sabahlara kadar diyeceğim, hani Şems'le Mevlana gibi sohbet etmekten çok büyük keyif alırlar. Çünkü o sohbet her iki tarafın da bilincini olduğundan daha da yükseğe taşıyor. Yani o arada birbirimizle bunu konuşurken daha değişik bakış açıları kazanıyoruz ve kendi bilincimizin de genişlemesini sağlamış oluyoruz. Bunun dışında ne yapabilirler? Meditasyon diyeceğim gene. Ama meditasyonun çok çeşidi var ve yanlış biliniyor. Yani bunu sadece içe dönüp sessiz kalmak. Aslında en başta dedik ya durdurdu bizi diye. Durmak. Birçok insan duramıyor. Geçen gün bir profesörün şeyi vardı, obsesif hastalığını anlatıyordu. Diyor ki mesela durduğu yerde duramaz o insanlar. Hiç boş boş oturamazlar. Mutlaka bir şeyler yapmaları gerekir. Bir şeylerle ilgilenmeleri gerekir. Birçoğumuz böyleyiz aslında. Zaten o profesör de dedi yani birçok insanın obsesif tarafı vardır. Hani ille de hasta olması gerekmez dedi. Ama hep öyle değil miyiz? Şunu da yapayım, şunu da yapayım, şunu da yapayım, arkadan şunu da yapayım. Hani bir dur. Durmak ve hiçbir şey yapmamak o kadar zor ki. Aslında en zoru bu. Mesela yolun başındaki kişiler kendilerini bu şekilde terbiye etmeye de çalışabilirler. Duracağım, oturacağım, hiçbir şey yapmayacağım ve hatta düşünmeyeceğim bile. Çok zordur. Dünyanın en zor şeyidir. Yani normalde insanlara hani şunu yap deriz. Ay çok zor yapamam der ama bir şekilde yapabileceği bir şeydir. Ama durmak gerçekten zor. Çünkü durduğunda ne oluyor? Mesela sessizliğin sesini dinlemeye başlıyorsun. Sessizliği dinlediğinde o kafandaki gürültünün çok fazla olduğunu fark ediyorsun. Neden burada bu kadar gürültü var? Ya da o dışarıdaki seslerin arasındaki sessizliği yakaladığında kendi içindeki varoluş parçası daha fazla parlamaya başlıyor, öyle ifade edebilirim. Yani bütün mesele aslında zihinden gönüle bir hac yolculuğudur yapacağımız. Ama biz bunu buraya bir türlü indiremiyoruz. Ve buraya inmenin en kolay yolu da sessiz kalmak, kendinle kalmak. Yani Bunu yapmaya başlayalım. bilmek değil mi? Ne yapmak? Zihnini susturabilmek. Aynen öyle, evet. Öyle bir video yaptım, çok izlendi. Çok çok daha da izlensin istiyorum. Sesin gelmedi bana bir ara. Ha, diyorum ki zihin zaten duygusal bedenini de devamlı tetiklediği için duyguların da bu sefer ne bileyim aklına gelen şeylerle ya öfkeleniyorsun ya sinirleniyorsun. O zaman da demin söylediğin gibi hani sosyal medyadan da bu sosyal ikilem dedin değil mi film? Oradaki kişilerin de tuzağına düşebiliyorsun. Çünkü öfkelendiğin zaman seni öfkelendirmek için gerekli malzemeleri devamlı her yerden gönderiyorlar sana. O kadar basit ki, çok basit. Yani ben bile mesela bazen Twitter'a giriyorum, işte çok komik şeyler yayınlıyorlar, orada böyle eğleniyorum falan. Sonra bakıyorum bir şey daha, böyle enerjimin düşmeye başladığını hissedip hemen çıkıyorum. Çünkü çok kolay bir şekilde ele geçirilebilecek bir yönümüz var. Yani duygusal yapılarımız var. Orada kötü bir şey gördüğünde üzülüyorsun, acıyorsun, dediğin gibi öfkeleniyorsun ve duygularımız kullanarak çok kolay yönetilebiliyoruz. Bunun için de nötr alana çekebilmemiz gerekiyor kendimizi. Yani benim en keyifli keyif, yani orada keyif bile yok çünkü nötr oluyorsun gerçekten. Hani bir başka bakış açısıyla, evet, hepimiz birbirine bağlı varlıklarız. Bunu fark edip olan her şeyin de bir sebebi var. Bunu da fark ettiğin zaman o zaman hiçbir şeye tepki vermeden yaşamaya başlıyorsun. Ay niye böyle oldu, o niye böyle oldu, niye? Mutlaka arkasında başka bir sebep var yani. Ama bir de şu var, insanlar mutlaka buraya ulvi sebeplerle gelmiş olmak zorunda değiller. Yani geçen gün birisi söylüyordu mesela, işte ben de şifacı mı olmalıyım? Bankacı bir danışanımdı.
Dedim ki orada bulunmanızın da mutlaka bir amacı var. Yani gün içinde bir çalışma arkadaşınıza söylediğiniz bir cümle bile onu uyandırabilir. Herkes neredeyse orada olmasının bir amacı var. Ama bunu da yanlış anlamalarını istemem. Yani böyle kaderim buymuş, işte ben buradayım falan. Mutsuzsam şu içimizde çok güzel bir mekanizma var. Demin yine birisi sordu, Özlem Hanım ev bulduk hiç içime sinmedi, alalım mı almayalım mı size sormak istedim dedi. Almayın dedi. İçine sinmediyse hayır yani. Burası neyi yapıp neyi yapmak istemediğini çok iyi biliyor. Yani bir şey içinize sıkıntı veriyorsa, orada durmak istemiyorsanız kalkın ve gidin. Çünkü orada bir mekanizma var. Nerede olmamız gerektiğini bize bir şekilde sezdiriyor zaten. Evet, aynen öyle. İçini dinlemek çok önemli. Bedenin beslenmesi dedin ya demin. Evet. Onun için bile mesela bedeni dinlemek çok önemli. Beden bağlantını kurduğun zaman o sana söylüyor. Kalk şunu ye şunu. Ama bu şey değil tabii, kremalı pasta yiyeyim gibi bir şey değil. Ama o eksiği mesela Bedenim. bunu eskiden beri biliriz. Hamile kadınlar tuğla yerler, kireç yerler. Çünkü beden onun içindeki o şeye ihtiyacı olduğunu bilir, işte çinkoya şuna buna. Onu nereden telafi edeceğini bilir. Bedeni dinlemeye başladığımızda bunu yönlendiriyor. Gidiyor işte sivri biber ye diyor, taze soğan ye diyor. Onun içinde ne var sen bilmiyorsun ama mutlaka telafi edecek bir şeyi söylüyor. Evet. Yani kendinle kalmak, bedeninin farkında olmak hepsi çok çok önemli. Şunu beklemeyelim. Bütün dünya bir anda aydınlanmayacak. Ha, belki şu an bugün olmayacak, bu sene içinde olmayacak. Belki bizim nesil göremeyecek. Ben diyorum ki daha aydınlık olanların anne babalarıyız. Yani biz tam köşeye geldik. Köşe dönülecek ve sonrası gerçekten müthiş bir dünya olacak. Ama biz henüz insan olamadık yani. İnsan denilen varlık insanı kamildir çünkü. O herkesin ve her şeyin yani şu masanın şu bardağın da bir olduğunu bilir. Ve bu bilinçle hareket eder. Çok büyük bir hoşgörüsü vardır. Biz şu anda oraya varmak için bir çabadayız sadece. Ama ah daha biz varamayacağız değil. Çok önemli bir görevimiz. Biz kapıyı açtık yani. Orada bir kapı olduğunu gördük. Ben diyorum ki en başından beri ben kapıcıyım. Her gördüğüme diyorum ki bak orada kapı var, kapı var, kapı var. Yani o kapıyı gösteriyor olmak bile çok büyük bir eylem. Çünkü dünyanın bundan öncesine bakalım var mıydı? Bir kişi, üç kişi, beş kişi aydınlanıyordu ve seslerini çok fazla duyuramıyorlardı. Ama şu anda internet gibi bir şey var. Dünyanın birçok yerinde bu yola girmiş ve ilerlemiş bir sürü insan var. Herkes birbirine tutunmaya çalışıyor. Yani bir tarafa baktığımda çok müthiş bir güzellik görüyorum. Ve Covid'de diyorum ki evet iyi ki geldi. Herkesi iyi ki eve tıktı. Ve bambaşka şöyle de bir şey oluyor mesela insanlara. Şeyi sorgulamaya başladılar. Ben gerçekten istediğim hayatı mı yaşıyorum? Boşanmalar çok arttı mesela. Şimdi bir kısım diyor ki işte ailece bir arada olundu, işte herkes ailenin kıymetini anladı. Öyle bir şey yok. İnsanlar delirdiler bir arada. Baktı ki ya bu değilmiş. Yani benim istediğim şey bu değilmiş. Öbür türlü ne karısı işe gidiyor, kocası işe gidiyor. Akşam 2 saat birbirlerini görüyorlar. Aman boş ver evlenmiştik zaten deyip idare ediyorlar. Ama 24 saat tıkılınca anladı ki yok ya bu değilmiş. Evet. Çok boşanan oldu bu Covid'de. Tabii ki. Ama bu nedir? Aslında yaşamak istediğim hayatın bu olmadığını anladım. Üstelik sırf boşanma olarak da değil. Mesela iş olarak da şimdi birçok insan evinde çalışmaya başladı. Ve Ve her şunu sorgulamaya. benim kızlar falan da dahil hepsi ya diyorlar daha iyi gidiyor biz boşu boşuna o trafiğe çıkıyormuşuz. Ama çok mutsuz olan da var. Ve şunu sorgulamaya başladılar. Bu benim gerçekten yapmak istediğim iş bu mu? Yani gerçek hayat amacım nedir? Ben neyi yapmaktan mutlu olurum? İnsanlar şimdi bunu da düşünmeye başladılar. Birçok şehir değiştiren insan oldu. Herkes daha sakin yerlere, kasabalara hep o hayaller kurulurdu ya işte başka bir yere gidelim, köy evi olsun, kasaba evi olsun. Bu fırsat gidebilen gitti, oralarda evlerini aldı, oralara yerleşti. Daha sakin bir hayat. Yani gerçekten insanlara bir hadi dedi bu Covid yani. Hadi bakalım yapmak istediğin bu mu değil mi? Kendine bak, mutlu musun değil misin? Birçok sorgulama yapmamıza sebep oldu. Yoksa o hayatın koşmacası içinde herkes aman böyle başladı böyle gider. Bunu da hep söylerim. Böyle gelmişse böyle gitmek zorunda değil. Yani oturup orayı düşünsünler. Ya böyle geldi ama çok acayip. Mesela şey diyen de danışanım var. Ben nikah günü anlamıştım bununla olmayacağını ama artık davetiyeler dağıtılmış, yer tutulmuş. Ne yapayım ayıp olmasın diye. Diye tüm hayatını mahvediyor. Düşünebiliyor musun? Düşünebiliyor musun? Evet. Yani öyle hayır
mahvedebilirsin. Yani o sırada anladınsa eğer ki evleneceğin adam o değilmiş, mahvedebilirsin. Ama bunu yapmamış olan bile var yani. Evet. Hani iş buraya kadar geldi. Ha, önemli olan herkesin kendi içine bakması. Yani bütün dünyayı aydınlatma çabasına girmemiz gereksiz. Ben sadece kendimi aydınlatayım yeter. Zaten benim enerjim etraftakileri mutlaka etkileyecektir. Yani biz onu biliriz. Mesela bir kafede buluşup 3-4 kişi böyle bir sohbete başladığımızda etraftakilerin bizi dinlemeseler bile duyduklarını biliriz. Çünkü o onların bilinçaltına gider bir şekilde. Bu yayılan bir enerjidir yani. Şimdi çok arkadaşımız da enerji görenler de çoğaldılar yani. O alanda çalışanlar, başka başka boyutları da görenler ve bunu onlar da teyit ediyorlar yani. Aynen. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Yani gene Kur'an'dan sen dinden bayağı bahsettin. Ben de bahsedeyim. Hani der ya Kur'an'da sizi her an yeniden yaratmaktayız. Bu çağın ve zamanın ne kadar önemli olduğunu da gösterir. Çünkü biz her an yeniden yaratılıyorsak fakat düşüncelerimiz ve zihnimiz geride kalıyorsa yani uyum sağlayamıyorsak muhakkak Üçüncü Dalga diye bir kitap vardı ama belki 30 yıl önce okumuş. Çok önemliydi. O zaman üstünden geçecek olan o dalgaları anlatıyor. Yani nasıl ezilir kalırsın altında. İster kişi ol, ister firma ol, ister ülke ol. Yani zamanla uyumlu olarak. Bu bizi resmen akla ve bilime de götürdü bu COVID, biliyor musun? Çünkü tıbbın ne kadar önemli olduğu, bilimin ne kadar önemli olduğu, bu tip eğitimden tut şeye kadar vizyonun, öngörülerin, daha önceden hazırlanması gereken şeylerin ne kadar önemli olduğunu da anladık. Ve elimizde müthiş bir, demin dedin ya bizi idare eden kötüler maalesef çok iyi oynuyorlar yani. Çünkü akıllarını işletiyorlar. Şeyin de farkındalar. Evrensel yapının, yani ne olduğunun, iletişimin, insan yapısının ve çağın farkındalar. Teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Sen evet muhakkak yani atıyorum din bir araçtır. Amaç değildir. Din bir araçtır bir şeyleri idrak. Ama onun saptırılmış haliyle, onun korkutulmuş ve böyle suni olarak senin üzerine baskı olarak şey yapmış yaşantısındaysan ve teknolojiyi, çağı, aklı görmüyorsan İşte o zaman senin üstünden o üçüncü dalgadaki dalgalar gibi nelerin geçeceğini göreceksin. Sesiniz çok kesiliyor diyor bir arkadaş. Benim sesim mi kesiliyor, ikimizinki de mi kesiliyor? Sevda Hanım. Sesin kesiliyor diyor. Bu internette bazen böyle şeyler oluyor. Ses kesiliyor diyorlar ama o tabii koyduğum zaman ses kalitesini de bozuyor. Ses kesilmiyor diyen de var. Tamam, Mehtap Hanım da ses kesilmiyor diyor. Yani şunu demek istiyorum. Çağ da bizi bir uyandırdı. Aklımızı işletmek gerektiğine. Değil Bir mi? de şöyle bir şey var. Şimdi aydınlanma yolunda kabule geçmek çok önemli. Yani dirençlerimizi bırakmak. Direndiğimiz şey hep karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ve COVID bize neyi bastırıyor aslında? Çok büyük kabul edemediğimiz, o yokmuş gibi yaşadığımız bir şey var. Ölüm diye. Evet. Ve biz onu böyle hani en yakınımız bile ölse cenazesini yapıyoruz. Ondan sonra hop hiç sanki öyle bir mesele yokmuş gibi hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Ve mümkün olduğu kadar kaçıyoruz. Ama teslimiyet çok önemlidir. Yani şimdi şöyle söyleyelim, öleceksem öleceğim ve bunun COVID bahanesi olabilir. Yani ben şöyle bakıyorum, zamanı gelen gidiyor şu anda. Ama beni yanlış anlamasınlar. Maskesiz dışarı çıkın, birbirinize sarılın demiyorum. Siz tedbirinizi alın. Fakat her zaman zamanı gelen gider. Evet, zamanı gelen gider yani. Ama bunun bahanesi deprem olur, ama kanser olur, ama Covid olur, yarın Covid gider, Movid olur. Yani herkesin bir ölüm zamanı var. Ve bu zaten belli, öyle değil mi? Dolayısıyla bu Covid'in bu teslimiyet kapısını açtığını düşünüyorum ben. Çünkü birçok kişi de ölümü kabule geçmeye başladı bu ara. Hep çünkü bir korku var. Bu konu benim çok çalıştığım bir konu. Yani ölüm korkusu. Ya ölürsem, ya doyamadan gidersem, işte ya yakınlarıma bir şey olursa, şu olursa, bu olursa. Halbuki tabii ki ölüm diye bir şey var ama bunu evet hani Allah'ın takdiri ve olduğu zaman
acımızı yaşayacağız. Bu şekilde bakmak lazım ve tabii ki hepimiz bir gün öleceğiz. Yani bunu kabul edemeyenlere ilk önce şaka olarak bunu söylüyorum. Yani size bir haberim var, hepimiz bir gün öleceğiz, haberiniz olsun diye. Çünkü o kadar ötelemek ve ölmekten çok korkuyorum. Yani bu şey değil, yani hani korku filminden korkuyorum, hayaletten korkuyorum gibi bir şey değil. Ölüm diye bir şey var yani, bu gelecek. Dolayısıyla burada hani o eskilerin tevekkül dediği şeye geçmek lazım. Teslimiyet. Evet, öleceğiz kardeşim yani. Covid bunu sağlıyor diye düşünüyorum ben. Böyle genel bir değişimi seziyorum insanlarda. Ya Evet. evet, tamam ya, tabii ki öleceğiz yani demeye başladılar insanlar. Evet. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bende de küçüklüğümden beri olan bir şey. Bende hakikaten ölüm korkusu yoktur. Ama ben bir de ölmeyeceğimize yani tabii ki bu planette devamlı bu bedenle kalmıyoruz. Ama çok eskilere baktığım zaman yani ta o Nuhlar falan filan o tarihteki yaşlar 800 küsur yaşlar. Hele Anunnakilere girince daha O şey gitmeden önceki yaşlar. Demek ki bu beden olarak bakıyor. Yani ruhun ölmüyor ama bedenden bahsediyor. O da gene o kodlamaya göre yaşıyor. Bizim bu kodları değiştirebileceğimiz inancı bende nedense küçüklüğümden beri var. Hani olabilir. herkes öldü ama yani tanıdıklarım çok eskiler. Şey o devirde fakat ben bunun olabileceğine de inanıyorum. Ha birdenbire ölürüm o başka bir şey. Yani öyle bir korkum yok çünkü ölümsüzlüğe inanıyorum. Fakat bu yeni devirde, yeni çağda kodlarını yavaş yavaş değiştireceğimize de inancım var. Bunlar Olabilir. da inançla oluyor. Yani neye inandığınla ilgili oluyor. Mesela Kesinlikle. insanlar 80 yaşında falan ölür diyorsan 80'lerde ölmek üzere kendini kodluyorsun. Kesinlikle doğru. Doğru. Zamansızlığa doğru da gitmemiz yani o çağ nasıl oraya gidiyorsa nasıl bir aydınlanma oluyorsa bu kodların da biraz silinmesi gerekiyor gibi de düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Öyle de bir şey yazmıştım. Ölüm diye bir şey var. Tabii ki inanırsanız diye bitiyordu bir yazım. Bunu hatırladım şimdi sen söyleyince. Bu da bize öğretilmiş bir şey. Aynen. Şimdi Anunnakileri tabii Sümer tabletlerini okuduysan orada gelen kişiler yani 350 bin yıl falan yaşıyorlar bu dünyaya göre. Evet. Ve o ırktan hala dünyada kalmış olanlar var ve soyları devam ediyor. Ben dünya üzerinde bu tarz insanların da olabileceğine inanıyorum. Hatta dün konuştum. Öyle olduğuna da inanıyorum. Çünkü o kadar şey yapıyorlar ki o sırada ne denir ona? Yani ürüyorlar. Tohum Evet, üreme çok fazla. yapıyorlar. Evet. Tabii. Yani Olabilir. Ve dediğin gibi bu zamanda bunu iki taraflı anlatacağım. Bir fiziksel beden olarak anlatıyorum şu anda bu Sümer tabletleri işte Enki'nin soyunun devamı diyelim ki yaşamakta olan ve öyle devam eden bir ırk olabilir. Ve şimdi yeni bir bebek doğdu geçen yıllarda. Sonrasını takip edemedim ama bebeğin hiçbir hastalığa kapılmıyor. Kanını alıp ACE verdiler kanına ve o kan ACE mikrobunu 2 dakikada yok etti falan, böyle şoka girdi doktorlar. Duymuşsundur sen de. evet. Yani o kan hiçbir hastalığı kabul edemedi. Şimdi böyle bir ırk geliyorsa demek ki hani hastalıktan ölmeyecek olan bir ırk geliyor ve ömürler çok daha fazla uzuyor olabilir. Bu arada işte DNA'larımızı değiştirme çalışmaları yapıyorlar biliyorsun. Belki onu bir şekilde tıbben ya da enerjisel olarak becerebilirsek belki çok daha uzun ömürler. Belki bu fizik bedenin de ölümsüzlüğü sağlanabilir. Ama zaten bu gayreti hani aydınlanma dediğin şeyden sonra bu gayrete gerek kalmıyor. Çünkü içindeki özün zaten ölümsüz olduğunun farkına varıyorsun. Yani sen sonsuz ve sınırsız olansın. Zaten başın ve sonun yok. Dolayısıyla bu bedene de ihtiyacın yok. Tapduk Emre'nin çok güzel bir sözü var. Hep kendime hatırlatırım. Şöyle diyor. Sırtımızda beden diye bir ceset taşıyoruz. Onu da isteyen alsın, kurtarsın bizi. Ende. Yani o bizim farkına vardıktan sonra hani bu olmuş, olmamış, ölmüş, kalmış, önemi yok. Bu sadece bir geçiş. Şu an içinde bulunduğum bir beden ve sen bundan günü geldiğinde çıkacaksın, geçişini yapacaksın. Artık kaçıncı boyuttaysa orada enerjisel olarak var olmaya zaten devam edeceksin.
Ha, belki de dönüp buraya aman o fizik beden de amma sıkışık tıkışık bir şeydi diye kurtuldum diye sevineceksin, bu bile olabilir. Çünkü bazen ben İhtimal ki öyle olacak diye düşünüyorum evet. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü bazen meditasyonlarda ben. Beden çok kısıtlı. çok ve küçük. Evet. Yani gerçek bedenimiz çok daha büyük. Enerjisel olarak onu hisseden insanlar vardır. Ben de zaman zaman hissediyorum. Gerçekten devasa bir şey. Hani nasıl tıkıştık ki biz bunun içine de diyeceğizdir diye düşünüyorum. Aynen. Peki bu biraz önce bahsettiğin gibi yani o kadar çok devamlı kendimizi oyalamaya alıştık ki hiçbir şey bazı kişiler için söylemiştin. Hakikaten mesela ben böyle birçok arkadaşıma çok uyarırdım. Şimdi onlar bu olayda bunu yaşadılar. Mesela bir yere gidecek, çarşıya gidecek biriyle bilmem ne yapacak biriyle veya ille bir hatta kitap bile okumadan yani birini arayacak, birini konuşacak yoksa kendi kendine çok sıkılıyor. Ya diyordum, siz kendinizi bulmanız mümkün değil. Ben Yaradan'a Allah demeyi tercih ediyorum. Çünkü kavram kargaşası var ya, Allah dediğimizde ne tartışılır. Yani çünkü hepimizin anladığı aynı olmayabiliyor dünya çapında bak. Benim için hepsi aynıdır. Hangisini tercih edersin? Allah dediğim için ya biraz Allah'la kalsana diyordum. O Ya. iki her çeşit arkadaşından daha keyifli. Mesela ne bileyim ben denizde kendi kendime denizde yüzerken de kendi kendime yüzmeyi tercih ediyorum. Ay inanılmaz bir şey. Yani namaz kılarken belki ben hayatımda namaz kılmadım yani onu da söyleyeyim hani evet Müslüman diye geçiyor şeydi ama belki orada bile elde edemeyeceğin o miraç denilen bağlantıyı kurabiliyorsun. Bir ağaca sarıldığında yürürken kendi kendine her yere baktığında bir an geliyor o her şey olduğunu hissettiğin an. Yani onları yaşayabilmek için işte biriyle meşgulken, biri bir şey seyrederken, biriyle konuşurken, alışveriş yaparken yapamıyorsun bunları. Doğru biliyor. Bunlar da Sen daha önce de söylemiştin, yürüyüşe bile yalnız çıkmayı tercih ediyorum. evet, kesinlikle yürüyüş Hatırlıyorum. çıkarım. Hatta bazen derler, ha birlikte yürüyelim. Aa yok ben o sıra yürümeyeceğim falan diyorum. Çünkü kendi kendimeyken çok zevk alıyorum. Resmen ağaçlar ezberimde yani arkadaşım gibi o ağaçları görmek, ona dokunmak yani namaz farz. İşte sen orada bütünlüğü, birliği hissediyorsun. Aslında hiç namaz kılmadım diyorsun ama namaz değil de salat-ı daimi derler buna. Yani her an o yaradanla bir olduğunun duygusunda olmak. Denize girdiğinde, o ağaçların arasında yürüdüğünde sen zaten o huzurla birliktesin. Evet, hayır namazın da işte araçla amacı çok karıştırıyoruz biliyor musun? Tabii namaz şekil olarak evet yapılmış. Neden? Sen kardeşim kendinle kal, bir huzura çık. Orada kafanda bir düşünce olmadan bir ibadetini yap ki içine dön diye verilmiş, öğretilmiş bir öğretim. Çok anlattığım bir şey var ama belki bizi yeni dinleyenler de vardır. Anlatacağım namaz dedi. Böyle bir şey biri yani daha özünü idrak etmemiş de şeriatta kalmış diyeyim. Daha şey biri namaz kılıyor bir köyde, ortada bir yerde bir adam. Önünden de böyle sevgilisiyle buluşmak üzere genç bir kız şıkır 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 giymiş böyle kırıtarak geçiyor gidiyor. Adam bir sinirleniyor. Önümden geçtin, namazımı bozdun falan bağırıyor, çağırıyor ama şey yapamıyor. Ne derler ona? Kıza ulaşamıyor. Kız görmüyor bile bunu, gidiyor. Derken akşamüstü kız dönüyor. Bu bütün gününü sinirli geçiriyor. Gel bakayım buraya zındık diyor, bunu böyle çağırıyor. Sen diyor tam ben Allah'la birlikteyken diyor benim namazımı bozdun. Diyor ki nasıl amca diyor, nerede oldu diyor. Ne zaman ben senin namazını, ben seni görmedim ki. Olur mu diyor, burada namaz kılıyordum. Allah'la beraberdim. Önümden geçtin namazını kıldım. Valla amca diyor ben sevgilimle buluşmaya gidiyordum. Onunla o kadar doludum ki seni görmedim, sen Allah'layken beni nasıl gördün diyor. Çok güzel. O kadar çok şey var ki yani bizler araçla amacı karıştırıyoruz. Olan, Evet. anlatılan şeyin özünü fark etmiyoruz. Bunun için de akletmemiz lazım ki Kur'an'da da bu çok söyler. Akletmez misin ki, düşünmez misin ki? Yani bırak sadece bunları yap, bir de kendine cemaat reisi bul, o ne derse onu yap falan demiyor. Ya. Allah'ın yanınıza kimseyi almayın diyor. Evet. O çok önemli. Onu anlamak çok önemli.
Almayınca. Biri bize söylesin. Evet, birilerinin peşine düşelim. Yani doğru kişinin peşine düşmek lazım. Ben yolun en başında çok farklı insanları dinledim ve okudum. İyi ki de öyle yaptım. Hiç kimseye tamamen kimsenin yoluna gitmeden birçok kişiyi dinleyerek, o zaman öyle de tavsiye edelim insanlara, buradan daha güzel yol alınıyor. Valla Çünkü aynı fikirdeyim. Ben de bak Kur'an-ı Kerim'i inanılmaz çok okudum. Altını çizerek okudum. Okudum, şeyi okudum, İncil'i. Sonra Kabala'yı, Mesnevi'yi. İncil'in de girdi var bende. Aynen Kabala ve şey gibi bir ismi yok ama içeriğini anlatan yani daha anlamını yani Mesnevi gibi falan. Onları da okudum. Bu tip birçok yere gidip bilgi aldım. Brahmanlarla 2 sene çalıştım. Hiçbir çok iyi. almadım ve sadece bilgi almak için. Yani herkesten bilgi alırsın ama Allah ile arana kimseyi sokmazsın. Çünkü Allah sana sadece sorumlu olduğun 2 şey vermiş. Kalbinle beynin. İşte Evet. kalbin kalbinle beynin B'sini birleştirince Kabe oluyor zaten. Evet. Onu ondan mesulsün yani. Aa pardon onlar öyle dedi. Yok. İdrak edemediysen edemedin yani. Bunun başka bir şey olmuyor. O zaten sana söylemiş, ben sana şah damarından yakınım, ruhumdan üfledim. Yani ise içinde olan bir şeyi görmeni işaret eden bir şeyler var, değil mi? O adam onu söylüyor, onun peşinden gidin dememiş yani. Aynen öyle. Evet. Akletmek önemli olan. Çok doğru söylüyorsun. Bir de şöyle bir şey oldu. Bugün hatta bir danışanım dedi ki, ben Covid geçirdim dedi. Atlattım ve şu anda hiçbir şeye üzülmüyorum dedi. Bu da çok enteresan. Yani belki böyle bir etkisi de olur. Evet, Covid olmuş ve geçirmiş. Atlattım dedi ve böyle bir tuhaf bir şey oldum dedi. Yani hiçbir şeye üzülemiyorum artık dedi. Ne Hani güzel. belki enerjisel olarak da böyle bir etkisi de vardır. Bunu duyunca şaşırdım çünkü ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Ama ilk defa da bu kadar yakın, hani ben geçirdim şöyle oldu. Bunu da sorarız bundan sonra insanlara. Belki de bir gerçekten enerjisel olarak etkisi de vardır üzerimizde. Ya yani hiçbir şey tesadüf değil diyoruz ya hep. Evet. Bir tane çok tatlı bir şey vardı. Onu da paylaşmak isterim seninle. Böyle bir fotoğraf düştü geçen gün önüme. Yaşlı bir baba, 40'larında da oğlu. Oğlu soruyor, baba diyor, 2020'deki Covid salgınından nasıl kurtuldun sen diyor. Baba da, televizyonu kapattım oğlum diyor. Doğru. Hani en başta konuştuk ya, bu öleceksiniz, şu kadar kişi öldü, herkes ölecek falan gibi, o korku frekansından çıktığın zaman kendi yaşamına devam edeceksin yani. Yani zaten bir şey söyleyeyim mi? Benim anlamadığım bir olay var. Şu an sigaradan ölenler, Covid'den ölenlerden hala daha çok. Çünkü bu 1 Kesin. milyona yaklaştı, öbürü 5 milyon senede sigara. Ki ben erkek kardeşimi de sigaradan kaybettim. Yani Başınızın altında. bıçak kanseri yapıyor ve evet herkes de yapmayabilir. Şunu diyenler var işte bilmem kim içiyor, şöyle oldu böyle oldu. Ama genel olarak yapıyor. Covid'de bir sürü kişiye hiçbir şey yapmıyor ama bazı insanları götürüyor. Tabii. Dolayısıyla biz Covid'den yani korkmamalıyız da uzak durmak zorundayız zaten. Aklımız bunu söylüyor. Niye durup dururken hasta olalım? Bile bile sigara içmek mi? Yani bu da işte zamanla ilgili bir şey biliyor musun? Covid çabuk öldürdüğü için korkuyor. Ama öbürünün uzun sürede akciğerini ve o da akciğeri mahvediyor. Yani Evet. senlerin sesinin o kalınlaşması, akciğerlerinin hastalanması, o öksürmeleri, şunlar bunlar. Yani bütün bunları hepsini düşünmek lazım diye de düşünüyorum. Veyahut kadına şiddet. Son zamanlarda bakar mısın? Her gün bir kadın öldürülüyor bir yerde. Tamam, evet. Ölüm Ama işte diyorsa ben şu açıdan, yani hep geniş bakış açımızı genişletmek taraftarıyım. Evet, kadınlar öldürülüyor ve çok büyük bir farkındalık yaratıyor bir diğer taraftan. Yani şimdi telefon numarası yayınlamaya başladılar. Asla yalnız yürümeyeceksin diye bir kadın dayanışması var. Ve işte orada şiddet görüyorsan eğer, böyle bir şeye maruz kalıyorsan mutlaka bizi ara, haber ver. Böyle bir koruma çemberi oluşturdular zannediyorum. Bir farkındalık yaratıyor. Yani her kötü olan şey iyi bir şeye sebep oluyor. Hani evet. çok büyük böyle yankı uyandırmaya başladı bir şeyler. Daha önce kadınlar öldürülmüyor muydu?
Evet. Duymuyorduk. Sadece duymuyorduk. Bu kadar ayyuka çıkmıyordu. Şu anda evet bizi öfkelendiriyor. Nasıl böyle bir şey olur? Ama kadının hani diyoruz ya dişi enerjinin de uyanma zamanı ve harekete geçme zamanı zaten dişi enerji bu dünyayı kendine getirecek. E şimdi bütün kadınlar buna isyan etmeye başladılar yani. Şu an en son kitabım Tanrıça Uyanıyor kitabı zaten bunu anlatıyor. Ya çok güzel. Arkadaş şimdi geçti yorumda Hatice'ydi galiba ismi. Bilgi kitabı için ne düşünüyorsunuz diyor. Bilgi kitabı hem sevgili Bülent Hanım'ı da tanırım yani sohbet etmiş vardır. Bilgi kitabını da okudum. Tabii yani hepsinden öğreneceğimiz bir şey var. Dediğim gibi ben her şeye açık. Yani her şeyi okuyorum, her şeyi anlamaya çalışıyorum. Muhakkak her şeyde doğru bir şeyler de var. Ama Evet. bir şeye direkt hani birileri bir yere girince bir aidiyet hissiyle orada kalma olayı. Ha, ben onu istemiyorum. İşte Maslow hiyerarşi piramidinde zaten üçüncü evre falandır aidiyet hissi biliyor musun? Zaten Evet. görürsün ya futbol takımlarında insanlar kendine Tabii. veya partiler parti kendi partisini tuttuğu için yanlış bir şey bile söylese tutuyor. Yani Tabii. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür olamıyorsun aidiyet. Evet. Yani bir yere o yapışıp kalma. Hani aydınlanma içinde o var ya yani yapışıp kalmayın akışa geçin diye. Yani Kesinlikle. bu ister işte bilgi kitabı olsun, ister şu, ister bu dinler. Yani öz bir, Allah dediğimiz olay bir. Ve hepimiz o birlik içindeysek, zaten bunun çeşit yolları, sadece hepimizin değişik şeyleri var. Buna bir isim vermek zorunda değiliz. Yani Evet. mesela ben deistim derim. Ama deistim yani herhangi bir din, çünkü dinler arası çatışma da hoşuma gitmiyor. Ama mesela ayet-i kürsü okurum. Ne bileyim, Bismillahsız bir şeye gitmem. Benim kadar şükreden biri yoktur. Devamlı şükrederim. Herkese Peki bir şey soracağım. Kiliseye gidip mum dikmez misin? dike hepsini yaparım. Camiye de giderim. Kiliseye de giderim. Her yere giderim. Yani bunları yadır şey yapmıyorum. Ama ben şuyum ismini sevmiyorum. O zaman bir yanlışlıkla kalıyorsun. Hepsine birden açığım. Çünkü her şey Allah'a giden yol. Çok kıymet verdiğim bir kişi gelmişti. Şimdi isim vermeyeyim. Ben de ilk defa tanışmıştım. Çok büyük bir şeyin yani mesnevi bir şeyin bir tarikatı diyeyim. Anladım. Ben gelen bir kişi vardı. Sohbet ettim. Tamam. Ben kapıdan çıkarken bana dedi ki bilin dedi Allah'a varmanın aldığın nefes kadar yolu var. Yani onun tek bir yolu yok. Çok doğru. O kadar doğru ki yeter ki Çok. hepimizin de yani atıyorum Müslümanız. Yani hepimiz aynı mıyız? Ne bilinç şeyimiz aynı, seviyemiz aynı ne o ve şeklimiz farklı. Yani o kavrama şeklimiz, onunla birlikte olma şeklimiz, her şey frekansımız farklı çünkü herkesin frekansı parmak izi gibi farklı. Dolayısıyla Burada çok kestim seni ama çok çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bir akıma kapılıp da diğer akımları yani herhangi biri diğerlerini dışlıyorsa onu kale almasınlar. Bu çok kilit bir noktadır. Çünkü insanı kamil olan, hoşgörüye ermiş olandır ve her şeyi kapsar. Yani demez ki hiçbir zaman bak biz doğruyuz, onlar da yanlış. Böyle bir şey diyen biri varsa hani sadece bizde kal, sadece bizim yolumuz doğru, sadece benim öğrettiğim doğru, bu zaten yanlış kişi demektir. Yanlış kişi diye bir şey yok, karanlıkla oynuyor demektir. Dedim ya siyahlarla oynuyor demektir. Bu çok önemli bir tespit yapabilecekleri bir şey. Yani bizim taraf iyi, öbürleri tükaka diyen insanlardan uzak dursunlar, ben böyle söylüyorum. Bütün yollar aynı yere gidiyor. Hepimizin dediğin gibi her insan kadar yol var. Sen öyle gidiyorsun, ben böyle. O namaz kılıyor. Öbürü kilisede dua ediyor, öbürü meditasyon, öbürü yoga yapıyor. Hepimiz oraya gidiyoruz. Yani yol insanı kamil olma yoludur ve çıktığın zaman zaten her şeyi kapsayan bir şeye dönüşeceğin için hiçbir ayrım kalmamalı. Ne kalbinde, ne gönlünde, ne zihninde. Buna dikkat etsinler. aynen öyle. Bir şey söyleyeceğim. 5 dakikamız kaldı. Ben Tamam. böyle 2-3 dakika kala kapatıyorum. Çünkü Tamam. kaydedeceğim ve Hı. geçecek. YouTube'da benim Tamam.
YouTube kanalım var ya, Gerçeği Yakala YouTube kanalından Ben de çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Neler söylemek istersin son 5 dakika? Son 5 dakika, demin söylediğimi tekrarlayayım. Hiç kimseyi ayırmamak, hiçbir şeyi ayırmamak ve her olanda bir hayır olduğunu görmelerini istiyorum. Yani evet, şikayet edebilirler eski alışkanlıkla. Ama hemen o an kendilerini yakalayıp, ben şundan niye şikayet ediyorum? Evet, bugün böyle kötü bir şey olmuş olabilir. Mutlaka arkasından iyi bir şey çıkacak. Ya da kötü bir şey, aslında kötü bir şey bizi doğru yola sokmak için oluyor. Yani bunu fark etmeleri lazım. Öyle bir tokat atıyor ki, diyor ki sen yanlış tarafa kaptırdın gidiyorsun. Dön bu tarafa, içine dön. Ya da hala şunu temizlemen lazım. Alanında böyle bir şey tutuyorsun burada, bilinçaltında, duygunda, düşüncelerinde. Onun için ben sana bunu getiriyorum. Dedim ya hani, direndiğim her şeyi bana yaşatarak kabule geçiriyor. Ve her şeyi kabule geçtiğimde sonuçta zaten huzura eriyorum orada yani. Herkes kendisini temizlemeye çok özen göstersin. Ben buna çok önem veriyorum. Aynen. Peki o zaman hem sana çok teşekkür ediyorum, hem bizi izleyen sevgili dostlara teşekkürler. Herkese öpücükler gönderiyorum. Neşeyle kalalım. Neşeli kalalım. O korku seviyesine, o düşük olan seviyeye inmeyelim ki düşük seviyedeki işte bu kötü olaylarla, virüslerle rezonansa geçmeyelim. Değil mi Özlemciğim? Evet, aynen öyle. Çok mersi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.